Bu ülke 65 milyon... Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, seyahat acentalarının Türkiye'de güvenilirliğini arttırdığını ve artık turizm çeşitlendirilmesiyle daha hızlı mesafe kat edileceğini ifade etti. Kültür, spor, inanç turizminin Türkiye'de arttığına değinen Ulusoy, sağlık turizminin önemine dikkat çekerek 100 milyar liralık bir pazardan Türkiye'nin %5-%10 pay almaya çalıştığını söyledi. Ulusoy kongre turizminin de önemine dikkat çekerek Kuşadası Kongre Merkezi için Allah'ın Dağı'nda kongre merkezi yapıldığı yönündeki sözlere tepki gösterdi ve Kuşadası medeniyetin dağıdır dedi. Teknoloji acımasız bir teknoloji. Kartal bir pazar var. Alın teri gitmiş, bilgisayar akıl teri başlamış. Bunlara yönelmişsiniz. Kendimizi onlara adapte etmeye çalışıyoruz. İşte tedarikçilerde seyahat acentaları gezi, eğlence, tur, konaklama bu programları yapan seyahat acentaları. Vatandaşın yapamadığını topluca seyahat etmeyi sağlayan kuruluşlar seyahat acentaları. Ve burada 81 vilayetimizde hizmet vermeye çalışıyoruz. 37 bölgede teşkilatımız var. Van'da var, Elazığ'da var, Malatya'da var, Samsun'da var, Trabzon'da var, Erzurum'da var, Kuşadası'nda var, Denizli'de var. Yeni yeni açtığımız teşkilatlarımız var. Ülkenin tanıtımına yönümüzden vermeye çalışıyoruz. Kazılarda destek vermeye çalışıyoruz. Bugün Lağdükiye, Pamukkale destek veren kuruluş biziz. 52 müzenin gişelerin işletmesini aldık. Çağıran, karşılayan, ağırlayan müze anlayışını getirdik. Size bir misal vermek istiyorum. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzelerden elde etmiş gelir 156 milyon. Bugün 2014'te elde etmiş olduğu gelir 375 milyon. Yani eski parayla 375 milyon. Kaçaklar önlenmiş. Bakımlar tamamlanmış. Kendi arkeoloğuna, kendi sanat tarihçisine artık sahip çıkan bir bakanlık var. 2 aydır kazı yapan yabancılarla artık işimiz yok. Ya onu şey yapacaklar ya Türkiye'ye dönecekler. Bizim insanımız var, bizim hocalarımız var, üniversitelerimiz var, faydalanmaya çalışıyoruz. Bu 157 müze işleten bir seyahat acentaları birliği var. İhalemizi aldık, mütevazı davranıyoruz. İptal edilen karayolu özelleştirmesi 25 yılda 5,5 milyar dolardı. Bizimki 5 milyar dolar değil. Bizimki 25 yılda 7 milyar dolar. Türk lirası karşılığında söylüyorum 14 trilyon. İşte bugün burada geldiğimiz noktada güvendirmeyi sağladık. Yani seyahat acentası getirmiş olduğu grupların emniyeti, güvenilir bir kente, güvenilir bir ülkeye geldiğini anlatmanın becerisini yapmışlardır. Güvenilir bir olay yaptı Türkiye bitirmiştir. Bilgilendirmeyi tamamladık. Elimizden geldiği kadar gidilen ülkenin, gidilen yerin bilgi bakımından akışını en iyi şekilde sağladık. Bu bakanlığın yapmış olduğu tanıtımlar, seyahat acentasının yapmış olduğu tanıtımlar hepsi içinde bu bilgilendirmeyi tamamlamıştır. Sıra gibi çeşitlendirmeye. Kongre çözümünde çeşitlemenin başarılı yolları bulduk. Kruvazede bulduk. Kültür turlarda bulduk. Sporda bulduk. Gezi yerinde bulduk. Alışverişte bulduk. Ve çeşitlendirmeyi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ve burada inanç çözümünü geliştirdik. Sağlık çözümünü bunun içine koyduk. Artık sağlık çözümü Türkiye'nin en önemli bakacağı olaylardan bir tanesi olmuştur. 100 milyar euroluk bir pazarda Türkiye %5'ini %10'unu almaya çalışıyor. Ve bu hak ettiği bir rakamdır. Bakım, destek, ameliyat, kalp hepsi Türkiye'de Amerika'daki, Avrupa'daki şartlara yakın bir şekilde yürütülmeye çalışmaktadır. Kongre turizminde Türkiye bir kongre salonu yokken şu anda İstanbul'da 4 tane kongre salonu var. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Kongre Merkezi, Haliç ve Uktaş Ütükü'de. Aynı anda 35 kişiye kongre yaptırma imkanınız var. Muğla'da Seyahat Acentalar Birliği
Marmaris'te, burada Marmaris'te 870 kişilik bir kültür merkezi yaptık. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Yine bazı arkadaşlarımız için Kuşadası'ndaki arkadaşlarım alamazsınlar. Maalesef bir tarihsiz bir yerdir. Allah'ın dağından bir kongre merkezi yapıldığı bir arkadaşımız beyanat vermiş. Kuşadası aynen Allah'ın dağı değil, medeniyetin dağıdır. Evet, medeniyetin dağıdır. Kongre çözümünde Ege'nin en büyük yatırımlardan bir tanesini önderdiğimizde Aydın, Aycer, Kuşadası Belediyesi, Ortaycı arkadaşlarımız ve bazı dostlarımızla beraber bir tesis açtık. 26 Ekim 2013 tarihinde Sayın Reis Cumhur tarafından Kuşadası Efes Kongre Merkezi açıldı. Kongre merkezleri kolay kolay büyümezler, kolay kolay iş almazlar. Ama gerekli miydi? Evet, gerekliydi. Dün İzmir Valisi'nde söylediğim gibi Selçuk İzmir rayı sistemi devreye girdiğinde inanıyorum ki orası daha fazla canlanacak. Türkiye 5. sıraya zorluyor.